Al bakalım. Cari dü. Bak şimdi bak. Oyna abi. Beyler. Aç karnına oynanmaz. Buyurun sakin olun, köfte ekmeklerinizi bir yiyin bakalım. Hop, sen ne demeksin ya? Estağfurullah abi, ne diyeceğim ya? Hadi hadi, köfteler soğumasın hadi. Bak anlamadık sanma, tamam mı? Bir şey ya, ben şaka ama yaptım abi ya. Oyna abi. Hadi ne oldu şimdi? Al bakalım. Şşş, beyler. Buyurun abi. Ya biraz sakin olun ya. Kahve değil burası. Tamam ya, tamam ya. Hadi tamam, işine bak ya. Vurun. Başka bir şey lazım mı? İki demet maydanoz alayım, bir de bir kilo soğan. Tamam. Ayça. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Osman'la evli kalmaya karar vermişsin, öyle mi? Öyle. Ben ev tuttum kendime, yalnız yaşıyorum artık. Yani annelerin yanına dönmemek içinse benim yanıma gelebilirsin. İşte buluruz sana, ha? Anlıyorum. Yine de aklında bulunsun. Hoş geldiniz. Mete'den bir haber var mı? Yok. Soner abi nasıl? Daha iyi mi? İyi. Hakan abi geldi, olanları duyunca. Geçmiş olsun anne. Sağ ol. Sağ ol. Anne, benim eve gitmem lazım. Oturmayacak mısın? Yok, gideyim. Osman, sen gelecek misin? Yok, ben kalayım oğlum. Beri, ben sen de geleyim. Hem Zehra'yı görmek istiyorum. Hem de dünkü konuyla ilgili konuşacaklarım var. Bir şey mi var? Hakan kayıp ve siyasi tutuklar için bir örgütlenme içinde anne. Ben de Hakan'a onlarla çalışmak istediğimi söylemiştim. O konuyla ilgili herhalde. Evet, o konuyla ilgili. Bu işler tehlikeli. Sizin çocuklarınız var. Hepimiz korkarsak ne olacak anne? Ahmet öldü. Mete işkence gördü. Arif abi kayıp. Daha ne olacak? Çocuklarımızı düşünerek onların geleceğini kurtarmak için tehlikeyi göze almamız lazım. Ablam haklı. Korkarak yaşamanın bir faydası yok. Ben de bir karar verdim. Ne kararı? Arif abinin matbaasını açacağım. Çalıştıracağım. Odası açacaksın. Dergi çıkaracağım abla. Oğlum sen benlersin matbaa işinden, dergi işinden. Ya anne, anladığım kadarıyla başlarım. Arif abiden öğrendiğim kadarıyla. Sonra işin içinde öğrenirim zaten. Yarın unuttun sen galiba. Askerler geldiler, matbaayı bastılar. Makineyi götürdüler, dükkanı kapattılar. Yeni makine alırız anne. Ha gene gelsinler, gene kapatsınlar diye. Yeniden açarız anne. Yani böyle susup beklemek kadar yorucu, yıpratıcı olmaz. Kızım annenizi... sizin için endişeleniyorum. Şu anda ülkenin bütün anneleri endişeli. Biraz da onları düşünelim. Biz çıkalım mı? Hoşça kal. Bir şey olursa haber verin. Akşam için yemek pişirelim. Tamam. Nohut ıslatmıştım ben. Pirinci ayıkladım. Pişiririz. Duymadım seni. Merhaba. Merhaba. Merhaba.
ki? İki tane. Sözcükleri. Ne sözü? Canım işte sen de ben. Nasıl ya? Ya işte ben sana söz vereceğim. Diyeceğim ki büyüdüğün zaman sen de bileneceğime söz veriyorum. Ya? Sen de diyeceksin ki ben büyüdüğüm zaman senin evleneceğime söz veriyorum. Ben büyüğüm bir kere. E şimdi evlenelim o zaman. Şimdi olmaz. Küçüksün işte. Ama bekleyeceğim ben seni. Bekleyeceğim mi? Bekleyeceğim. Peki ya hiç büyümezsem? O zaman ben küçülürüm. Söz. Ne? Söz. Söz. Ne? Söz. Annem leblebi tozunun içindeki şeker taneciği gibiydi. Yumuşacık bir alemin içindeki kıtır lezzet. Dudakların çatlağına sızan, damakta usul usul yayılan tatlılık. Çocukluğumun taşlı dar sokaklarında koşarken yaşadığım sevinç. Havaya püflettiğim şekerli leblebi tozunun rüzgarda savrulması. Ve sözlükte karşılığı olmayan duygular. Annem. Hadi bakalım Töre'ye gidiyorum. Mete'den bir haber gelirse bana hemen haber verin. Benim de çıkmam lazım annem. Sen nereye? Arif abinin kullandığı matbaa makinesi vardı ya. Gidip ondan bakacağım. Makine mi alacağım? Dün dergi çıkarmak için izin başvurusu yaptım. Ama oğlum. Anne ne olur merak etme. Çok dikkatli davranıyorum. Kötü bir şey yapmayacağım. Arif de kötü bir şey yapmadı ki. Hadi görüşürüz. Senaryoyu okumamış bile. Yanında bir yardımcısı vardı bu sefer. Beraber gelmişler. O da bana başka projeniz var mı diye sordu. Ya sallıyor bunlar. Boş ver abi. Biz de projemizi başka kanala götürürüz. Uğraşamam ben. Ben uğraşırım. Sen bana bırak. Bak göreceksin abi. Ben sana diyorum. Pişman olacaklar. Çok ses getirecek bu iş. Bak göreceksin. Ben sana söylüyorum. Biliyor musun oğlum? Evet. Arif abiyle çalışmıştık. Dergiyi sen tek başına mı çıkaracaksın? Yani matbaa basım işlerini ben tek başıma hallederim.
Yazı da yazarım. Ama o bir tek benle olmaz tabii. Yani yazı yazacak birilerini bulmak lazım. Belki Berin ablam yazar. Oğlum bak, yazdıklarınıza çok dikkat edeceksiniz. Öyle hükümet, askere falan sataşmak yok, tamam? Yazdıklarımız yayınlanmadan önce sen denetlersin anne. Beğenmediklerini yayınlamayız. Eğlen sen. Hadi hayırlı olsun. Ben atölyedeyim. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Sağ ol. Eğer istersen ben de yardım ederim sana. Hadi ya. Evet. Çok sevinirim. Ama ya yazdıklarım hoşuna gitmezse? Neden ki? Mithat'ın hoşuna gitmezdi. Mithat'ın yaptıkları da benim hoşuma gitmezdi. Makinenin tozunu almak lazım önce. Tamam. O zaman ben eve gidip bez falan getiririm. Dükkanın da temizlenmesi lazım. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.